Bana göre döngülerdeki son level'a geldik arkadaşlar. Beraber, sizinle beraber iç içe döngüleri göreceğiz. İç içe döngüler ne iş yapar? Bir döngü içerisinde iki kez döngü kurmuş oluyoruz aslında. Yani başlıktan da isiminden de anlayacağınız gibi. Dışarıdaki döngü çalıştığı zaman içerideki döngü o işte belirlediğimiz sayı kadar çalışıyor. Sonra dışarıdaki döngüye geçiyor. Tekrar dışarıdaki döngünün sayısı artıyor ve içerideki döngü çalışıyor. İçerideki döngünün çalışması bittikten sonra dışarıdaki döngünün sayacı 1 artıyor. Ee, örneklerle daha çok anlaşılacak. Örneklerle daha çok anlaşılacak. Bu iç içe döngüleri anlayabilmemiz için en iyi yol bana göre bana sorarsanız çarpım tablosunu anlamaktır. Çarpım tablosunda nasıl olur arkadaşlar? Önce 1 tablosunu bir hatırlayalım. 1 ee, yazar 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4, 1 çarpı 5, 10'a kadar gider değil mi? Ardından Döngü tamamlanınca ne olur? Dıştaki döngünün sayacı 1 artar. Yani 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, 2 çarpı 4, 2 çarpı 5, 2 çarpı 10 olur. Ardından içteki döngü başa dönerken dıştaki döngü de sayacını 1 arttırır. Yani 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 3 çarpı 4 diye diye gider arkadaşlar. Ve bunların hepsi de 10 çarpı 10 da biter. Şimdi biz bu örneği yaptıracağız ve içi döngüleri daha sonra işlemek üzere kapatacağız. İlk olarak dıştaki döngümüzü yazmaya başlayalım. Bizim çarpım tablosunda sayılarımız nereye kadar gidiyor? 10'a kadar gidiyor. Kaçtan başlıyor? 1'den başlıyor. Tamam. Bu iş için en doğrusu for'dur. While'da da yapılabilir. Hatta do while'da da yapılabilir. Ama en uygunu, iç içe döngülerin kullanıldığı en fazla döngü tipi for döngüsüdür. O yüzden for kullanıyorum arkadaşlar. For kullandım. Parantez açtım. Bir döngü değişkenime, bir sayaç değişkenime ihtiyacım var integer dedim ve bunu da programlama dünyasının alışkanlığı olarak i olarak belirledim. Sıfırdan başlatmıyorum, birden başlatıyorum çünkü çarpma işleminde sıfır yutuyordu ve o satır açıkçası gerek yok. Çarpma tablosunda sıfırdan başlamıyoruz biz, birden başlıyoruz. O yüzden bir yazdım. Noktalı virgülümü koydum. Ardından benim bir koşul belirlemem lazım. Bu döngü hangi koşulun sağlanması durumunda çalışacak? Hangi koşul sağlandığı sürece çalışacak? Bunu belirlemem gerekiyor. Bu döngümüz ondan küçük olduğu sürece iyi, ondan küçük olduğu ve eşit olduğu sürece dönecek. O yüzden i yazıyorum. Küçük ve eşittir koyuyorum. Onu da dahil ediyorum. Çünkü çarpım tablosu 9'a kadar gitmiyor. 10'a kadar gidiyor. O yüzden 10 yazdım buraya. Noktalı virgülü koydum. Peki kaçar kaçar artıyorum? Tabii ki de birer birer arttığım için i artı artı yazıyorum. Ardından süslü parantezimi açacağım. Enter'a bastım. Şimdi içerisinde bir döngü daha yazacağım. Niye? Çünkü 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4, 1 çarpı 5, 1 çarpı 6, 1 çarpı 7 olarak yazdırması için. O yüzden ne yapıyorum? For açıyorum yine. Parantezleri açtım. Buna da bunun değişkenine de sayaç değişkenine de j ismini veriyorum. int j eşittir. Bu da birden başlıyor. Çünkü çarpım tablosu yazdırıyoruz. 1 çarpı 1'den başlar. 10 çarpı 10'a kadar gider. O yüzden bunun koşulu da j küçük eşittir. 10 olacak arkadaşlar. Ve j'yi birer birer arttıracağım. Ardından süslü parantezleri açtım içerisine girdim. Şimdi isterseniz i ve j'yi bir yazdıralım mı? Bakalım nasıl ilerliyor i ve j. O yüzden s out dedim arkadaşlar. Buraya geldim. i değişkenimi yazdır dedim. Tamam. Tırnak açtım. Güzel bir görüntü olmasını istiyorum. Şuraya üleştirme işaretimi koydum artıyla. Tırnak açtım ve çarpı yapalım. Buraya da J yazdım arkadaşlar. Tabi artı üleştirme işaretimi de unutmuyorum. Şu anda her şey çok güzel. Hatta hatta şöyle bir şey yapalım. Yanına yazması için print elenleri eleni sildim. Sadece print kaldı. Çünkü alt satıra geçmesini istemedim. Şimdi ne yapacak peki bize program? Bu döngü bir kere saydığı zaman şu dışarıdaki döngü bir kere saydığı zaman bu döngü 10 kere saymış olacak. Ve sonuç olarak bana çarpım tablosunu yazdırmış olacak. Şimdi bu döngü 10 kere yazdırdığı zaman ben alt satıra geçmesini istiyorum. Bir çalıştıralım görelim önce. Bakın karman çorman bir şey oldu. Bu döngü yazdırıldıktan sonra yani bittikten sonra ben alt satıra geçmesini istiyorum. O yüzden buraya e, saat yazıyorum. Ve boş bırakıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yazmama gerek yok. Hatta buradaki şeyleri silebiliriz. Bir daha çalıştıralım. Bakın yazılar arasında boşluk yok. Yazılar arasındaki boşluğu nasıl sağlayabilirim? Onu da J'nin yanına bir kere daha tırnak koyacağım ve tırnağın içerisine de boşluk karakterini basacağım. Boşluk da sonuçta bir karakterdir. Gördüğünüz gibi bana hangi değerleri yazdırdı bir kontrol edelim bakalım. Şuradaki X'in arasında biraz boşluk yapalım isterseniz. Buraya da boşluk değil de tire koyalım. Yani. Run file dedim. Bakın. 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4, 1 çarpı 5, 1 çarpı 6, 1 çarpı 7, 1 çarpı 8, 1 çarpı 9, 1 çarpı 10 oldu. Yani buradaki döngü bitti. Ne yaptı? Bu döngüden çıktı bittikten sonra bu döngüden çıktı alt satıra geçti arkadaşlar. Alt satıra geçtikten sonra tekrar bu döngünün başına geldi. Sonucu koşulu kontrol etmek için. Şu anda 1'di. 1 Bir küçük müdür veya eşit müdür ondan küçük eşittir tekrar giriyor. Bu döngüyü yazdırıyor. Döngülerin iç içe döngülerin mantığı bu şekilde ilerliyor. Şimdi bu döngümüzü biraz güzelleştirelim. Sonucu da bize yazdırsın. Yani i çarpı j eşittir bilmem kaç yazdırsın bize. O yüzden bunu sildim. Eşittir işareti koydum. Ardından üleştirme işaretini ve parantezi koyacağım. Parantezlerimin içerisinde bir işlem yaptıracağım. O işlemde ne tabii ki de i ve j'nin çarpımı. O yüzden i çarpı j yazıyorum. Bu ne yapacak? i ve j'yi kendi içerisinde hesaplayacak ve buraya de, sanki gibi değişkenmiş gibi yazdıracak. Ve tabii ki de Boşluk yanındaki karakterle boşluk bırakması için de şöyle bir boşluk karakteri ekliyorum arkadaşlar. Biraz karışık olabilir. Bu videoyu tekrar tekrar izleyin. Kafanızda oturacaktır. Oturmazsa bana sorudan yazarsınız zaten. Başlatalım. Çok karışık gözüküyor değil mi? Şunu şöyle yapalım. Daha karışık gözükmez o zaman. Evet. Şimdi biraz güzel gözükmeye başladı. Satırlar halinde yazdırdı arkadaşlar. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3. Ve cevapları da gördüğünüz gibi burada yazılıyor. 7 kere 9'un 63 olduğunu yazdırabiliyor mesela. Satır satır yazdırıyor. Normal bizim alışık olduğumuz tablolardaki gibi alt alta yazdırmıyor. İç içe döngülerin mantığını anlayabilmemiz için aklınıza hep bu örneği getirin arkadaşlar. Bir iç içe döngü kurduğumuz zaman aklınıza bu örneği getirin ve o döngüyü buna benzetmeye çalışın. Bununla benzer yanlarını bulmaya çalışın. O zaman aklınızda daha net bir şekilde oturacaktır bunlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.